Bugün dersimizde ark yay komutunu öğreneceğiz. Öncelikle yayı çizmek için dairenizin bir kısmını silebilirsiniz veya direkt yay komutuyla yeni yaylar oluşturabilirsiniz. Önce bir daire çizelim. Dairemizin yarıçapı 50 olsun. Daha sonra bir çizgi çizerek dairemizi ikiye bölelim. Ve yukarıdan trim komutuyla girdikten sonra bir kere enter tuşunu kullanın. İstediğiniz şekilde yarısını silebilirsiniz. Ve yine tek kalan çizgileri silgiyle sileceğimiz için alt seçenekten erase komutunu kullanarak bu şekilde bir yay oluşturabilirsiniz. Şimdi yarım daire şeklinde oluşan bu yayı bir de arc komutuyla oluşturalım. Yukarıdan arc komutuna girmek için klavyeden ilk harfini kullanabilirsiniz. Arc komutuna girdikten sonra rastgele bir yay oluşturmak için herhangi 3 noktaya tıklatabilirsiniz. Ölçülü bir yay oluşturmak için yay komutuna tekrar girelim. Başlangıç noktasını belirleyelim. Merkez noktası demek için aşağıdan center'ı, yayın bittiği noktayı biliyorsanız aşağıdan end alt seçeneğini kullanabilirsiniz. Center diyerek yayın merkezini belirleyelim ve merkezin 50 mesafe uzakta olmasını isteyelim. Bu şekilde dikkat ederseniz bir yay oluşturmuş olduk. Son noktayı istediğimiz yön doğru yönde oluşmuş bir yay ise mouse'umuzu tıklatarak yayımızı sonlandıralım. AutoCAD'de sağ taraf eksi, sol taraf ise artıdır. Normalde bizim yayımız dikkat ettiyseniz yukarıdan doğru oluşmadı, artı pozitif yönde oluştu. Yay komutuna tekrar girelim ve kaldığımız noktadan tekrar başlayalım. Merkez noktası için alt seçenekten center'ı, merkez uzaklığı için ise 50 mesafeyi belirleyip enter'a basalım. Yay tekrar pozitif yönde oluştu. Tam tersini oluşturabilmek için açıyı bilmeniz gerekir. Dairenin açısı 360 derece. Biz yarısını çizmek istediğimiz için açımız 180 derece. Her zaman yay çizerken açıyı bilmemiz mümkün olmuyor. Fakat biz bir yarım daire oluşturacağımız için bu sefer açıdan eminiz. Aşağıdan angle açı alt seçeneğine tıklatalım. Eksi yönde yayımızın oluşmasını istediğimiz için açımıza eksi 180 yazıp enter'a basalım. Böylece yayımızı eksi yönde oluşturmuş olduk. Bir diğer yayın özelliği ise alt seçeneklerinde hazır kullanabileceğiniz hazır örnekler olduğu gibi en sonda continue, en son versiyonlarda gelmiş olan bu özellik yayın tersini çizmenizi sağlar. Continue seçeneğine basalım. Dikkat ettiyseniz yay kaldığı noktadan devam ediyor. Aynı şekilde elimizi tanıttığımız zaman eski oluşmuş olan yayın tersi yönde yeni bir yay oluştu. Fakat bu sefer center değil end point istedi. Merkezi 50 uzakta olan bir yay çizmiştik az önce. Son noktası da 100 uzakta olacağı için 100 yazıp enter tuşuna basalım. Dikkat ederseniz komuttan tekrar çıktı. Tekrar continue komutuna giriyorum. Elimi tanıttığım zaman aynı biraz önceki yayın tersini çizdiğini görebilirsiniz. Tekrar son nokta için 100 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Bu şekilde yaylarımızı oluşturabiliriz. Ekrandakilerin tamamını seçmek için klavyeden kontrol tuşu ile birlikte A harfine basalım. Sonra delete tuşuna veya yukarıdan erase komutuna basalım. Yayı bir de son noktası belli olan yay şeklinde oluşturalım. Önce sınırlarımızı belirleyen bir daire çizelim. Merkez noktasını belirledim. Yarı çapını 50 olacak şekilde ayarladım. Listeden tekrar 3 nokta yayına giriyorum. Fakat diğerlerini de seçebiliriz. Başlangıç noktası için eksen noktasına tıklattım. Yayın son noktasını bildiğimi söylemek için aşağıdan end seçeneğini seçtim ve son noktasının orta nokta olmasını istiyorum.
Normalde yayımız artı yönünde oluştu dikkat ettiyseniz. Alt seçeneklerde bildiğiniz herhangi bir değer varsa girebilirsiniz. Ben bu örnek için radyüs seçeneğini yani yarıçapı seçeceğim. Radyüs dedikten sonra yarıçapının da 50 olmasını istediğim için 50 yazıp Enter'a basıyorum ve istediğim şekilde bir yay elde etmiş oldum. Tam ters yayı oluşturmak için başlangıç noktasını değiştirmem yeterli. Yay komutuna tekrar giriyorum. Bu sefer başlangıç olarak üst değil aşağı noktayı belirliyorum ve tıklatıyorum. Yayın bittiği noktayı gösterebilmek için alt seçeneklerden End diyorum ve en üstte yer alan son nokta olmasını istediğim noktaya tıklatıyorum. Yine aynı şekilde radius alt seçeneğine girelim. 50 yazarak Enter'a basalım. Böylece bu şekilde de bir yay oluşturmuş olduk. Hazır yaylardan kullanmak isterseniz az önce seçtiğimizin hazırını kullanalım mesela. Start, End ve Radius'u kullanalım. Tıklatıyorum üzerine. Başlangıç noktamı belirtiyorum. Bana End Point'in neresi olacağını sordu. End Point'ime tıklatıyorum. Yeni sorduğu soru ise komut satırından görebilirsiniz Radius. 50 yazıp Enter tuşuna basabilirim. Demek ki hazır olan yay seçeneklerini de seçerek yaylarımızı oluşturabiliriz. Veya 3 nokta yayını seçerek alt seçeneklerden yayın hangi noktasını biliyorsak o alt seçeneği seçerek de yaylarımızı oluşturabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.